Başka nereden kazanacağım parayı ben? He? Kızlığa da alalım, gidelim buradan. Ne diyorsun sen? Ya gidelim buradan diyeyim. Ya ben de gelen, çocukları alayım ben de gelen. Dinledin mi sen? Şşşt! Kızlığa, gidin bakayım içeri. Hadi, hadi sofrayı kur. Cemile, ya kızlığa memleket görü biraz. Ya senin de gözün gönlün açılı biraz. Orası da yurdumuzun bir köşesi. Ne var bunda? Ya sen aklı peynir ekmekle mi yedin? Kör olasıca. Benim ne işim var o bilmediğim dağ köyünde? Ne işim var? Allah canımı alsın ki gelmem ben oralara. Sen de gitmeyi ve bırakıver muallimliği. Babamın yanında çalışırsın. Babam sana baka. Bana bak. Yıllardır babam babam diye ömrümü yedin kız. Ben babanın parasını mı kaldım? He? Gel bak bana bak gitme gitme. Bak senin kocan var ya, devletinin kocaman muallimiyim ben. He? Oradaki çocukların da bana ihtiyaçları var. Hem kabahat babanın. Yıllar önce ben burada kalayım diye torpil yapmasaydı şark hizmetimi yapıp dönmüştüm bile. Bak bu yaşta da olsa gitmek zorundayım. Askerler var. Gitmezsem emekli etmezler Cemilem. Mahir Yılmaz, ne halin varsa gör. Cemile, kendine de çocuklara da iyi bak olur mu? Biliyorum değil mi? Aklım hep sende olacak. Biliyorum. Kadının yeri kocasını yandır ama çocuklara var ne yapayım? Mahir'im. O da eşkıyalar varmış, koru kendini. Üzme canını. Korkma be Cemile'm. Olasma aldık. Beyim baba, onlara iyi bak. Allah kavuşsun. Hadi bakalım.
Hemşerim, burası son duraktır. Köy nerede? Ha, devlet yolu buraya kadar yapmış. Buradan sonrası tabana kuvvet. İyi de arkadaş, köye nasıl gideceğim ben? Bak, şu karşıdaki dağı gördün. Gördüm. Ha, bu dağı geçeceksin. Ha. Ondan sonra bir dağ daha var, onu da geçeceksin. Elleri koldun! Sakın ben gidip be! Ne işin var burada? Sakın lan ayağını unutma! Sen kimsin? Olay! Muallimim. Demek muallim sen ha? He. Hala çek. Sen kimim dedin? Muallimim dedim. Yanlış duymadın değil mi? Yok. Ero vallahi muallim. Muallim bey. Çocuklara Zazaca okutacaksın değil mi? Nece okutacağım? Zazaca. Muallim bey. Hoş geldin. Sefa getirdin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Affedersiniz, mektep nerede? Mektep mi? Sayın kardeşim, devlet 5 büyük muallimi gönderdi de mektebi yapmayı düşünmedi mi? Nasıl yani? Köyde mektep yok mu? Yok. Devlet yanlış yapmaz. Böyle bir şey nasıl olur ya? Olur, kardeşim olur. Millet! He! Şimdi bizim köye muallim geldi mi? He. Bundan sonra mektepte gelir. Yolda gelir, suda gelir. Ceryan elektrikte gelir, radyoda gelir. Biraz geç kaldınız ama devlet işimi açıyor değil mi demek ki? Hadi buyur. Alırlar onlar, alırlar. Estağfurullah. Alırlar baba, geç. Buyur. Kaç benden size? Ben Ege'liyim, İzmirliyim.
Evliyim, iki de kızım var. Allah bağışlasın. Benim de 6 tane oğlum var. Kızlarım da var ama onları sayma. Kızları neden saymıyorsunuz? Niye soyalım ki? Biz bakıyoruz, büyütüyoruz, ele gidiyorlar. Elin malı oluyorlar. Devlet mektebi yapsa kızları mektebi yollamayacaksınız mı? Yok. Malim Bey, mektep dedin de ne yapacağız bu işi ya? Bu köyde mektep olmadığını Milli Eğitim Müdürü'ne söylemem lazım. Yarın vilayete gider, müdürle konuşur, durumu anlatırız. Bu köye muallim gönderen devletimiz okulu da yapacak. Bu kadar. Yarın vilayete gidemezsiniz ki. Araba uç günde bir gelir. Nasıl yani? Öyle mi? Muallim Bey, seni 30 senede gönderdiler. Eğer devlete bel bağlarsa bu mektebi 30 senede yapamazlar. Mektebi olmadan çocukları nerede okutacağım ben? Köyde geçici olarak bir yer bulsak olur mu muallim? Nasıl bir yer? Ahırımız vardır. Vallahi babam doğru söylüyor. Hayvanları ahırdan çıkarırız, çocukları içeri sokarız. Oldu mu şimdi gari? Çocuklar hayvan mı? Ahırdan hiç mektep olur mu? Mektebi devlet yapacak. Yarın ola, hayrola muhtar. Muallim Bey, bu ara sen geldin keyfim yerine. Lakin çok yerine geldi. Yarın bütün bekarlar dışarıda hazır olsun. Allah razı olsun baba. Allah'ım, sen nelere kadirsin böyle? Mektebi olmayan bir köye bu kulunu gittin ya, sana şükürler olsun. Bir de memlekete sağ salim dönersem eğer, sana yeminle ediyorum kurban keseceğim. Amin. Sen bana sabırla ver ya Rabbi. Ne bu? Bu aşık kemiğidir. Oğlum siz kimseye vermezsiniz lan bu. Demek seni çok sevdiler. Sağ ol evlat. Bu sene evlenmek isteyen öne çıksın. Abi ya, iş deyince kaçıyorlar, karı deyince birbirlerine yarışıyorlar. Medegeli ki, mayaşıma ne ya? Aranızda en büyük kim? Nasıl bana geldi? Aziz. Hazar. Derhal yola çıkın, Celal'e kız bakın. Allah razı olsun. Tamam, Allah tatlının altına etsin. Millet, millet. Aha Celal gidiyor. Ana! Ana! Bekleyin. Fiyakalı geliyor. Fiyakalı. Celal, koş kardeşim, koş. Ana sana maymun getirmesin. Ne acaba? Dişleri unutma, dişleri.
Yok. Ana, Allah'ını seversen benim için karıya iyi bak. Ana mümkünse bıyıkları bir de sakalları olmasın. Ana kurban olayım. El ayağı düzgün, saçları sırma, dişleri ince, memeleri büyük, beli ince. Bir de götü de güzel olsun. Celal oğlum ayıptır ayıp. Ha, ahlaksız. Celal, senin işin gücün yok mudur? Bırak da gidelim. Ana bak, dişlerine ne olur iyice bak. Biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Ha bir de bu yengem gibi cüce olmasın. Celal, bak beni kızdırma. Ya sen önce kendi tipine, o meymelesiz sıfatına bak. Haydi uzatma yani boş ver. Celal, hadi basınlar. Aziz, Aziz, Lajin. Haydi. Şirinke. Hadi. Hadi ana, dört gözle bekliyoruz hadi. Gidin gelin. Aziz abi. Aziz abi dur dur. Ya Aziz abi gelecekler, gelecekler. Ya gel eve gidelim, gelecekler. Selam. Ece söyledin mi? Beli ince, dişleri sağlam olsun. Ulan Celal, bıyıklarda olmasın dedin mi? Ha, dedim. Celal, sen de bizim gibi kısmetten razı olacaksın. Ana kendine kan alacak, kendine. Görürsünüz, anam bana güzel ay parçası gibi kız getirecek. Eda zaten bu sefer de başka ne araşır? Eda abi söyle köyün en yakışıklısı Efe'ye karısı kimdir? Ben? Fiyakalı Celal. Vay ben sana o fiyakana sıçayım, fiyakana. Celal, götüme benziyor sen, kendine götüme. Eyvallah, çok doğruyu söylüyor. Ya o abi ayıptır ayıp. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz kızım. İyi. Ağzı kokmuyor. Kızım geç otur hele şöyle. Endamı yerindedir. Kızım şimdi bize Kur'an'dan Bakara. Bakara suresinin 255. ayetin ismi nedir? Onu söyle. Ayet-i Kürsi'dir. Maşallah. Oku bakayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvelayı kayyum. La tehuzi husinatun ve la nem. Lahuma fissemavati ve mahfillir. Tamamdır kızım, tamam. Şimdi bize yemeklerden... Kuru fasulye nasıl pişirilir onu söyle. Fasulyeleri akşamdan suyun içine koyarım. Öbürsü gün tencerenin üstüne kadar suyla doldurup pişiririm. Ondan sonra tencerenin içine soğan, et, salça, tereyağı az biraz da tuz koyarım. 2 saat sonra hazır olur. Afiyet olsun. Sağ ol. Aferin kızıma. Şimdi kalk yürü. Sanki biraz şişkodur ha. Boyu da uzundur. Maşallah. Sakat da değil Ceylan gibim Ceylan. Gel hele karşıma. Kalın malın iyi yük taşır. Kızımız rahat doğuracak. Hele kızım başını kaldırarak suyunu iç. Kuatör da yoktur. Nasılsın? İyi. Hele kızım aç ağzını aç aç. Korkma. Aç ağzını. Bir şey olmaz.
dişleri kurtlanmış. Lakin Kur'an ve yemekleri iyi biliyor değil. Kızımız tamamdır. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi geç hele otur. Gule bundan sonra bizim gelinimizdir. Oldu. Oldu. Acaba damat nasıl biridir? Oo, damadın. Omuzları geniş, kara kaşlı, ela gözlü, nur yüzlüdür. Köyün en yakışıklısıdır. Damadımız vallahi çok kuvvetlidir. Güleş'te köyün en yamanıdır. Dinine düşkün, namazında niyazındadır. Vallahi de tallahi de ha bu torpaklarda onun gibisi yoktur. Maşallah. Maşallah. Göksüme başım yatsın göksüne. Eğer elin vermezsen oy başım girsin. Celal, he abi. Celal, vallahi dört ayak üstüne düştü. Benim karı seni karı anlata bitiremedi. Bozat abi, nasıl? Vallahi benim karı dedi ki, ben ömrü hayatımda böyle bir güzel ne gördüm, görmedim. Gerçek. He. Celal. Saçlar ısırma. Dişleri ince, beli ince. Mübarek ceylan gibi, ceylan ceylan. İnşallah kendi gibi kalbi de güzeldir. İnşallah. Abi. Yoksa huyu mu kötüdür? Yok. Haydi gidelim imansız. Haydi zamanı geldi. Bak amca oğlu, çok doğru bir hareket yap, bizi mahcup etmedi. Haydi. Hadi Celal. Her şey için sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ya ne? Ya ne? Sert durma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Celal. Yalnız bana köyde fiyakalı diyorlar. Senin isminiz kim? Benim ismim Gülten. Ama bana Gule değiller. Vay ben senin Gule diyen ağzını öperim. Hadi şunu kaldırayım da Gül Cemal'ini göreyim. He? Hoş. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok iyi. Hele ben iyisin şu lambayı kapatayım. Amısına koydum bana.
Aziz, nereye gidiyorsun Aziz? Oo, amcaoğlu, maşallah. Baba, Aziz peşinizden geliyor. Abi köye geri dön ha. Ah oğlum. Ne söyledim? Bir bitse. Bir bitsem. Aziz. Babasız gidin. Aziz rahat dur. Gel kardeşim. Aziz. Hep böyle yapıyor. Ben yola çıktım ya arkamdan geliyor. Geri dönmeyeceğimi zannediyor. Nesi var onun? Valla biz de bilmiyoruz. Doktora götürmediniz mi? Götürdük doktorlara, götürdük ziyaretlere, götürdük şeyhlere, götürdük ama bir derman bulamadık. Benimle bir gün bile konuşmadı. Ama atıyla her gün konuşuyor. Korkma, bunlar bizim çocuklar. Nasıl yani? Selamun aleyküm muhtar. Nasılsınız? Şükür iyiyiz. Cemilo nasıldı? Cemilo çok iyiydi. Cemilo bana selam söyle. Aleyküm selam. Hadi arkadaşlar davranın. Ne? Korbu. Haydi. Hadi maşin. Bunlar eşkıya değil mi? İsimleri eşkıyadır ama onlar dağların aslanlarıdır. Ateş ediyorlar, silahları da var. Doğru. Lakin onlar yol kesmez. Hırsızlık yapmaz. Onlar bu dağların sahibi, kurdun kuşun efendisidirler. Hadi gidelim. Beyler, durum ortada. Sizin de bildiğiniz gibi memlekette askeri idare var. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ülke çok hususi bir dönemden geçiyor. Tayin olduğum köyde mektep yok. Çocuklara nerede ders vereceğim ben? Bu durumu nasıl çözeceğiz müdürüm? Bakın muallim bey, anlatamadım galiba. Askerler iki gün önce başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarını astılar. Nasıl yani? Aman susun, bir duyan olur. Ankara çok karışık, kıyametler kopuyor. Şanlı askerimiz, Kuvayi Milliye ruhu ve Allah'ın izniyle memleketimize yeni bir düzen getirecektir.
Bu arada Muallim Bey, benim size bir tavsiyem olacak. Mektebin olmayışını mazeret gösterip geldiğiniz gibi memleketinize geri dönmeniz isabetli bir karar olacaktır. Her işte bir hayır vardı derler. Üzülme, kısmet böyle gıdamış. Ben de gideceğim diye üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Paralığın gözü kör olsun Muallim Bey. Çocuklar seni gördüklerinde gözleri nasıldı? Şimdi nasıl diyeceğiz Muallim gittik? Ayda. Mecburum gitmeye. Siz ne yapacaksınız? Biz gideriz garaja, arabayı bekleriz. Yarın seni yolcu etmeye geliriz Muallim Bey. Selamun aleyküm. Selam. Selam Muallim Bey. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Köyde kalmamı isteyiniz mi? He. Bir şartla kalırım. Bismillahirrahmanirrahim. Kız çocuklarını da mektebe yollarsanız kalırım. Kabul mü? Kabul ettik gitti. Alo. Cemile kız beni duyuyor mu? Mahir ben, Mahir. Heh. Şimdi kulağını eğ aç, beni dinle. Başım büyük belada. Ya köye mektebe giderken
Eşkıyalar beni esir aldılar. Vallahi şu anda başıma silah dayadılar Cemile. Cemilem, Garanti Bankası'na 2000 lira yolla. Yoksam kızlağım da sen de beni göremeyeceğiniz. Ya Cemilem nereden bilem 2000 dediler. Adamlar öyle istiyor. İstersen veren telefonu sen konuş onunla ana. Cemile, sakın polise jandarmaya gitmeye kalkma. Kızlağım da sen de beni göremeyeceğiniz. Kızlarımın babasız büyümesini, sen de kocasız kalmasını istemiyorsan parayı hemen yolla kız. Bekliyorum ha. Merhaba Muhtar. Merhaba. Merhaba Hayda. Merhaba. Muhtar, köye mektebi yapacağız. Çimentonun da demirin de parası burada. Selamını getirdim. Mektebi yapmaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtar, eşkıyaların mektebi yaptığı duyulursa devlete ihanetten beni hapse atarlar. Meslek hayatım biter. Emekli olamam. Muallim bey, bunlar işin erbabıdır. Çimento işini çok iyi bilirler. Sen rahat ol. Bak Muhtar, sana yemin ediyorum. Eğer bana kavuştuğuma açarlarsa bu arkadaşlardan hiçbirini tanımıyorum. Tamam mı? Daha de millet. Davranın. Daha de maşın. Aferin buraya geçelim. Daha de. Şimdi akşam etmeyi bakalım. Thank you.
Aziz rahat dur. Rahat dur, ben sözümü al. Hadi. Aziz! 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 Susun lan! O Aziz'i gördünüz mü? Ha, bu tarafa gitti. Hadi hayır. Az oğlu bu ne halde? Belamız oğlu, belamız. Aziz! Kaç kere söyledim, senin içinde çıplak kesmedi ya. Kapat bunu, kapat. İmansız. Aziz, buna sen bir daha böyle çık. Kur'an'ıma kitabıma seni gebertirem ha. Size zeval vermesin. Amin. Güle güle gidin. Cemil Oba da selam söyleyin ha. Aleyküm selam. Ne hadi? Olur bu. Hadi maşi. Değerli veliler, sevgili öğrenciler, Sayın Muhtar ve Haydar Bey, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben eğitime, öğretime başlamanın heyecanı içinde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili köylü kardeşler, şimdi büyük önder, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ve de ebediyete intikal etmiş kıymetli muallimlerimiz için hepinizi bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Ya kardeşim, niye bir dakika? Anlamadım. Yani niye bir dakika duruyoruz? Ne bileyim, ben de bilmiyorum ama herkes saygı duruşu için bir dakika ayakta duruyor. Ya bizde biri öldü mü 40 gün yas tutuyoruz. Bir dakika neymiş bu? Olmadı muallim, bir dakika olmadı. Vallahi Celal doğru söylüyor. Tamam, Sayın Haydar Bey ve Sayın Mıhtar, sizleri kurdele kesmeye davet ediyorum. Açılış yapacağız. Evet.
Muhtar Bey. Eve daha gidişle mektebimiz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Şimdi durun, durun. Çocuklar, hadi bakalım ders yapacağız. Girin içeri. Her şey için sağ ol. Hadi hayırlı. Şşş. Hadi bakayım. Oturun yerlerinize. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Geç bakayım yerine. Hadi. Şşş. Evet çocuklar. Bugün ilk ders günümüz. Derse başlamadan önce şunu söyleyeceğim, ben sizin öğretmeninizim. Benim ismim Mahir, soyadım da Yılmaz. Bunu sen bana beğenmiştin, hatırladın mı? Senin adın ne? Arkadaşın adı ne? Bu Cemil onun oğludur. İsmi Gafur Elçidir. Gafur ne? Hadi hoş geldiniz. İyi akşamlar Muharrem abi, sana yemek getirdim. Sağ olun, gir içeri. Gir gir. Mustafa. Aziz! Aziz! Aziz arkadaş sen de gel. İşleneceksin. Hasta olacaksın. Biraz sohbet edelim. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celer, evlilik nasıl gidiyor? Abim evden hiç çıkmıyor ki. Muallim abi, biz nasıl okuma yazma öğreniriz? Yani biz derken ben zaten biliyorum da bu diğerler için diyorum. Çünkü benim zaten okuma yazmam var. Celer. Mektebin kapısı herkese açık emme. Öncelik çocuklara da. He. Sen nerede okudun? Ben tahsilimi ilçede tamamladım. Abi sen ikiye kadar gitmedin mi? Cahil. Şimdi benim çok asi bir yapım. Gezmeyi çok seven bir tarafım var. Yani çok okuyan mı, çok gezen mi bilir dedim. Mektebi de bu yüzden bıraktım. Nereleri gezdin? Tabi vilayet merkezine 2-3 kere gittim. Hadi bize müsaade. Ayağınıza sağlık, sağ olun. Ha, Celal,
Bir şey soracağım. Cemil o daha neden çıktı? Bir zaman bir Kaso Ağa vardı. Bizim babamızı herkesin içinde falakaya yatırdı. Cemil o da dayanamadı. Tuttu bunu iki kaşının ortasından vurdu. Mahpusta yatmamak için dağlara çıktı. He. Anladım. Hadi. Allah rahatlık versin. Sağ ol. Görüşürüz çocuklar. Hayırlı akşamlar. Aziz abi hadi gidelim. Hava soğuktur ya. Hasta olacak. Hadi. Abi. Gel gel eve. Yavru ya da hasta olacak. Siz insan hiç böyle böyle yapar mı? Aziz abinizle bir daha uğraştığınızı görmeyeceğim. Sözümü dinlemeyen de olursa şekeri de fesleveti de beni donusun. Onu mektebe de almayacağım. Anlaşıldı mı? Heh. Aziz. Çocuklar seninle uğraşmayacak artık. Öyle değil mi? Aferin. Hadi bakalım evlerinize ders çalışacağız. Hadi bakayım boş ver. Sağ ol muallim. Estağfurullah muhtar. Aziz. Aziz. Gel. Ne yapıyorsun burada? Hadi gel içeri. Açayım mı kapıyı? He? Hadi gir içeri. Evet çocuklar, şimdi
G yapacağız. Yazın bakayım. Aferin. Güzel. Yaz bakayım, aç defterini. Yaz bakayım buraya. Sen de yaz. Yaz bakayım şöyle. Yaz, yaz buraya. Bak işte Aziz. Aziz. Şevo Feyzo. Şiva Aziz'de. Aziz, hoşça. Ati geldi, kendisi gelmedi. Aziz nerede? Doğru, kaç saattir görmedik. Haydi arayalım, haydi. Bindi, Taymen, bindi. Bindi. Kaç gel. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz'i gördünüz mü? Yok. Aziz yok, daha siz de arayın. Aziz yok. Hadi maşallah. Çiziyorum. Bir tane daha çiziyorum. Gördün mü Aziz? Bunu böyle geçiyor. Çocuklar! Çocuklar! Daha önce de konuştuk. Aziz abinizle uğraşmayacaksınız. Beni dinleyin. Ses ses. Bakın çocuklar. Aziz abiniz artık bu derste, bu sınıfta olacak. Ve onu sınıf başkanı yaptım. Anlaşıldı mı? Hadi çıkın bakayım. Evde herkes ders yapacak. Aziz, seninle artık ders yapacağız. Böyle defteri çizeceğiz. Aziz, bak benim adım Mahir. No name Mahir. Senin adın Aziz. No may to Aziz. Tamam. Buraya bir şeyler cızalım. Al bakayım bu kalemi. Şimdi sıra sende. Sen cızacaksın. Gel bak böyle cızacaksın bak. Böyle biteceğin kalemi cızacaksın. Sen cız bakayım. Cız. Cız cız. Korkma korkma. Aferin Aziz, olacak mı? Güzel. Hadi bir dene daha. Galemi hiçbir zaman bırakmayacak. Hayda. Aziz'imi gördün. Allah'a şükürler olsun. Nasıl çızıktırıyordu ki kendim. Baba muallim şık olmasın? Şıkların yapamadığını yaptı.
Vallahi babam muallim çok büyük bir zattır. Şıklarda bile bu keramet yoktur. Benim karıyı acaba bir muallime mi göstersek baba? Belki benim karı iyi eder. Belki benim de çocuğum olur. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ya Resulallah. Mektebe geleceksin. Hadi kalk eve bırakayım seni. Aziz. Aziz Maşe. Aziz demek ki okula başlamışsın ha? Sana helal olsun. Helal olsun. Aziz, bu defter senin. Akşam bir şeyler yazacağım. Unutma. Hadi bakayım. Hadi gel abi, hadi. Gel Aziz, gel abi. Aziz hadi. Sen kardeşim ne yaptın, anlat bize. İyi akşamlar muhalle. Maşallah Aziz, maşallah. Muhtar, Aziz bazı geceler bende kalacak. Bana arkadaşlık edecek. Ben de ona öğrenmesi gereken ne varsa hepsini öğreteceğim. Olur. Şimdiden hazırlıklı olsan iyi olur muallim bey. Yakında kar gelecek. Kar gelince bir mahpusluk çöker köyün üstüne. Herkes Allah'a teslim olur. Biz burada 8 ay Allah'a, 4 ay devlete bağlı yaşıyoruz. Eğer mektup yazacaksan şimdi yaz. Çünkü cevabı 8 ay sonra gelir. Öyle mi? Ben şimdi hemen giden yazan mektubu. Selametle. Vallahi ne güzel yazıyor. En birinci devlet memuru gibi sanki imansız. He bak, Aziz hemen yazmaya başladı. Eğer isterseniz beni de size öğretirim, siz de yazarsınız. He. Ulan sen 2 sene mektebe geldin. Hiçbir bok öğrenemeden geri geldin. Şekilsiz. Abi kırıcı oluyorsun. Aziz yazmaya başladı. Başçılığı gitti. Tabii. Ne demişler? İlim irfan sahibi olunca insan... Ne kadar güzel yazıyor ya. Şunu deneyelim. Bir şey olmayacak. Tut şöyle. Buna biz jimnastik diyoruz Aziz. Kolları çalıştıracağız böyle. Tamam. Gel gitme gel. Gel. Aç bakayım kolunu yavaş. Yavaş. Peki sen yap bu kolunu. Bu kolunu sen yap. Aç bakayım kolunu. Aç şöyle aç. Böyle aç bakayım. Aç kolunu. Aferin Aziz. Güzel. Rahat ol. Azize bak, vallahi bu muallim melek gibi bir adamdır. Aziz acımayacak. Allah bu muallimden razı olsun. Maşallah, maşallah. Aziz, biliyor musun? Sen az zamanda çok iş başardın. Devam et bakayım. Yaz.
Baba, Aziz'im merak etme. Aziz iyidir. Hadi içeri gidelim, hava soğuktur. Bak oğlum. Baba. Bazı insanların kalbinin üzerinde gözü vardır. O gözle bakarlar dünyaya. O gözle görürler her bir şeyi. Allah hepinizin karşısına iyi insanlar çıkarsın. Amin baba. Amin. Ne oldu Aziz? Bir şey mi var? Kar yağmış. Aziz, biliyor musun bizim oğlada hiç kar yağmaz. Muhtar! Kar yağmış. Mektep var mı bu halde? Baba! Çocuklar gelecek. Çocuklar! Herav herkes mektepe! Aziz ne yapıyorsun? Kafur, hadi yerine otur. Hilmi, hayvanları götürdünüz mü? Götürdüm, şimdi evde oturuyorlar. Beraber kahvaltı da yaptınız mı? Otur, otur. Filiz, tahtada ne yazıyor, oku bakayım. Aferin. Ne yazıyormuş? Aferin oğlum. Güzel. Şimdi yazın bakayım. Cemil o geldi. Cemil o. Al, al, al.
Kerem. 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 Dayı, tıbaşı. Özbaşı, kırım be. Hoş geldin Keko. Cemilo, kırım be. Şima senin. Mahmut. Kırım be. Kırım be. Kırım be Cemilo. Bavu, laş mı hoca? Be, be laşım be. Herkes bana baksın. Bana bakın. Bana bakın. Çocuklar, herkes bu basının adını soyadını söyleyecek. Tamam mı? Sen başla. Köylü Elçi. Güzel. Sait Elçi. Alican Elçi. Gafur, kalk bakayım. Cemil Elçi. Aferin, otur bakayım. Aziz. Sıra sende. Kalk bakayım. Hadi oğlum. Söyle bakayım. Geldin. Bıkta. Gözün aydın. Cemil gelmiş. Sağ ol, sağ ol. Aziz benim gönlümdeki karlı dağdı. Oraya bugüne kadar ne yaz geldi ne bahar. Sen ona sahip çıktın. Bize dünyaları verdin. Sağ ol. Estağfurullah Bıkta. Görevimiz daha da iyi olacak. Sağ olasın Muay. Biz okuyamadık. Bari bizim çocuklarımız okusun. İnşallah. Oku ula. Gafur seni çok özlüyor. Ulan. Aziz. Aferin oğlum. Aferin sana. Aslanım. De maşi mi? Necim. Maşi ki. Aziz. Yese Kenaz. İyi ki hayvan boku varmış Aziz. Olmaydı soğuktan donardık.
Bizi düşün, teslim ol. Gece gündüz senin yolunu gözlüyoruz. Bak, çocuğu babasız büyüdü. Sana bir şey olacak diye her gün bizi öldürme. Kurban olayım Cemilo. Bizi düşünmüyorsan anani, babani, kardeşlerini düşün. Cemilo. Teslim ol. Teslim ol demesi kolay hanım. Kolay. Biz dağlara boşuna mı çıktık? Haksızlığa karşı, namussuz ağalara, beylere karşı çıktık. Bu düzen böyle gitmez hanım. Bu düzen böyle gitmez. Yeter Cemilo. 10 yıldır dağdasın. Yeter. Cemilo, tüfengiyle karı unutulmaya gelmez. Ne dersen et, ikisini de unutma. Çünkü karıyla tüfeng her şeye dayanır ama unutulmaya dayanmaz. Eski hayatı hacım, eski hayatı. Mavutacınla Serkan. Hadi. Şampiyonluk koş, bekleme sana güzel bir şey getirir. Beyzo başına geçme. Lan Beyzo, sen de kaderine razı ol bizim gibi, kaderine. Beyzo, sen de öğrenmedin mi? Anan gibi getirirse o karın olacak. Ana, benim için göz mühimdir. Yalnız gözlerine iyi bakasın. Gözlerin mavi olsun ha. Unutma, mavi olsun. Mavi diyor. Mavi olsun diye gözlere. Sen dua et, gözü olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol kızım. Geç otur hele. Bunun ağzı kokuyor. Bağda geldi. Kızım, Kur'an'da kaç tane sure vardır söyle. 99. Bilemedin. Kur'an'da 114 sure vardır. Kusura bakmayın. Kur'an bilmeyen biri bizim gelinimiz olamaz. Bize müsaade. Ağır başlılığı gözlerinden bilirim. Hey, benim kocamın gözleri de böyledir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kime deyim? Hale sana deyim. Ha,
Hoş bulduk kızım. Hele geç otur sen. Kızım, Kur'an'da en uzun sure hangisidir? Bakara suresidir. 268 ayet 50 sahifedir. Maşallah. Vallahi egri yürüyor. Ana, egri yürümesi gözlerindendir ha. Yoksa sakat değil. Sakat olsa ne olacak? Her şey Allah'tandır. Kur'an'ı yemeği biliyor ya, gerisi hiç önemli değildir. Hayırlı olsun. Oldu. Oldu. Acaba damat nasıldır? Kaldır. Hı. Kaldır. Hı. Kaldır. İyi, tamam. Feyzo. Abi. Ha, elama elama, kendini abisine benzer. Hayvan. Abi nasıl? Feyzo, yengemin öyle bir gözleri var ki görme. Abi doğru. He. Elem tarafı hiç kem gözlere şiş maşallah. Maşallah. Gözleri cincik, saçları sırma. Kaşları kaytan, beli ince. Burnu küçük, boyu upuzun. Dişleri inci, bıyıkları da yoktur. Çok güzel. De haydi, saate geldi imansız. De haydi. Hadi hadi. Hadi hadi. İsmin simliğim de gel. Vallahi ben dayanamıyorum. Hay senin o. Şansıma sıçayım. Bozat abi. He. Benim karı bana bakıyor zannediyorum. Meğer başka yere bakıyor. Başka yere bakıyor zannediyorum. E bir de bakıyorum ki bana bakıyor. Feyzo, Allah onu böyle yaratmış. Abi benim karı ipliği bile iğneye sokamıyor. Oğlum sen sok. Allah Allah. Ya sokayım sokmasına. Ama insanın karısıyla göz göze gelememesi ne kadar acı biliyor musun? Sanık Cemil Elçin'in üzerine atılı, kasten adam öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan 24 yıl hapis cezası ile cezalandırmasına ve suçu ağır tahrik altında işlediği anlaşıldığından cezasının 4 yıl ağır hapis cezasına indirilmesine karar verildi.
bakalım çocuğa. Ne kadar borcu? Sağ ol. Niyet adamsın ha. Kimsin, kimlerdensin? Ben Palu'dan Muhtar Davut. Ben de Bezli köyünden İsa. Sana bir can borçluyum ha. Hainlikle bir adamı vurmak isteyenin karşısına her zaman bir yiğit çıkar. Bu insanlık borcumuzdur. Dile benden Muhtar, ne dilersin? Bir hadi yoluna. Hiçbir şey dilemem. Yok, böyle gitmem. Sen olmasan ben ölmüş bir adamdım. Bir hadi yoluna git. Yolun açık olsun. Dikkatli ol. Peki. Sağ olasın, sağ olasın. Muhtar! Bekar bir oğlum var. Bir tane var. Ne oldu? Benim de bir kızım var. Sen bana hayatımı verdin. Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. İsa, iyi düşün. Bak gene söylüyorum. Benim oğlum sakattır. Sizinkileri görücüye gönder. Kızım sizin kölenizdir. Peki. Aziz oğlum. Aziz oğlum, şimdi beni iyi dinle. Sen evlenmek istiyorsun. Sana bir kız buldum. Anan görmeye gidecek. Aziz, azizim, aziz, azizim, azizim. Baba, baba. Ana, aziz geliyor, aziz bekleyin geliyor. Aziz, koş koş, sana da şaşır kız getirmesinler. Nazar tabii ayıp olmuyor mu? Ero ne var ki şaşıda? Vallahi şaşı maşı ben karımı çok seviyorum. Aziz bak iyice de ha! Sakalları bıyıkları bilmem ne olmasın. Ciddi dişli sırmasa yoksa bizim gibi çok da yanarsın. Kızım! Tamam, tamam, tamam. En güzel kız sana alacağım. Şıkıya, şıkıya. Hadi şıkıya. Kızım! Hadi şıkıya. Aziz başına koştu, başına. Ana kendisine kan alacak, kendisine. Acaba kızımız nasıldır? Mızgın benim tek kızımdır. Kur'an okuyor, namaz kılıyor, her bir şeyleri biliyor. Bunlar mühimdir, lakin büyükler söz kesmiş. Biz adet yerini bulsun diye geldik. Vallahi kızım bugün çok heyecanlıdır. Aha geldi.
Hoş geldin ana. Nasılsın? Kızım sen geç otur. Ana, ben Kur'an'ı biliyorum. Bana Kur'an'ı soracaksın. Kızım sen tamamsın. Ana, ben yemekleri de biliyorum. Yemekleri söyleyeyim. Kuru fasulye, nohut, karnıyarık, baba kanıştır, şük, güveç, bamya, mercimek, yayla, çorbası, pilavlar, makarna. Kebabın var, dolma, kabak, patates, haşlama, tutmaç, kelle paça. Ana, siz sorun, ben söyleyeyim. Kızım, sana bir şey sormayacağız. Sen hem çok akıllı, hem de çok güzelsin. Ana, hani ip nerede? Bütün kızlar ipin üstüne çıkmamı bekliyor. Hayırlı olsun. Bu iş tamamdır. Oldu. Oldu. Hazer abla, damadımız nasıldı? Benim oğlum Sekkat'tır. Ama insan evlenince hiç ağlar. Maskin, her şey iyi olacak. Ne olur ağlama. Bak ben de yeni evlendim Maskin. Bundan böyle burası bizim evimiz olacak, tamam? Hoş geldin kızım. Ağlama kızım. Bu senin yasın. Bu senin kaderindir. Artık
Aziz senin kocandır. Bugüne kadar ben onun anasıydım. Bundan sonra sen onun hem anası hem karısı olacaksın. Allah Aziz'i böyle yaratmış. Şimdi içeri girince ona yardım et. Ceketini soy. Gömlekini çıkart. Ayakkabılarını çıkart. Sonra sen de her şeyi soy. Yatağa gir. Anladın kızım? Bundan sonra Aziz'im sana emanettir. Aziz, yengemi görme, görme. Saçları sırma, dişleri inci, gözleri mavi, beli ince, boyu upuzun maşallah. Maşallah. Heyecan yok Aziz, heyecan yok. İçeride ne görürsen gör, heyecan yok. Aziz, bir şeye ihtiyacın olursa kapıdaki ahabı zili çal. Hadi abi bizi mahcup etme. Sen Muhtar Davut'un oğlusun, haydi göreyim seni. Aziz abi, içeri girince o kuşun kafasını öyle bir kopar ki karı senden ömür boyu korusun. Aziz, sen içeride ne yapacağını biliyorsun değil mi? Aziz, sen söylediklerimi unutma tamam. Aynısını yap. De haydi, saate geldi. İmansız, de haydi. Hadi. الفاتحة. أيوة صحيح. Bir de dua ediler. Azo hiç bokum yapamaz. Allah'ıma bence kız böyle kalır. Komzama, komzama. Heyecandan gene tutuldu. Kaldır, kaldır, kaldır. Aziz. Aziz abi. Alzakmış. Aziz. Bacım ne oldu? Ben de bilmiyorum. Vallahi yenge seni kim görse abiyle tutulur. Demek ki Aziz abim de dayanamadı. Aziz, insan böyle zamanlarda açılır, tutulmaz. Hadi. Aziz. Ben sana ne söyledim? Heyecan yok, heyecan yok de kadın. Heyecan yok. Heyecan yok. Hadi. Dur de.
Herkes seni bekliyor. Akşam, tamam akşam. Ağzını sil bu mendille. Unutma. Tamam mı? Benim yeğenim bu köyün aslanıdır Erol. Aslanı. Maşallah Aziz, maşallah. Maşallah. Aziz sana helal olsun. Helal olsun. Aziz sen bizim başımızın tacısın kardeşim. Damat Aziz. Gel bakayım, hoş geldin. Yaşa Aziz, yaşa. Aziz. Nasılsın kızım? İyiyim. Ne yaptınız gelin? Hepimiz meraktayız. Bakıyorum ağzı kulaklarında. Aziz ifadesine iyi almış iyi. Kız, dört gündür içeride ne yaptınız? Konuştuk. Azizle belli belli konuştunuz duyduk. Mızki, Aziz'i yıkamışsın ha? He ana, yıkadım, giydirdim. Mektebe gitti. Allah senden razı olsun kızım. Amin. Sen cennetliksin kızım. Bana bir şey olursa artık gözüm arkada kalmaz. Ana, sen merak etme. Aziz benim kocamdır, babamdır. Çocuğumdur. O benim her şeyimdir. Aferin. Güzel. Çok güzel olmuş. Güzel. Aferin. Gafur. Bu var mı? Çok güzel. Aziz, aferin lan. Ailen mi bu? Annen, baban, sen var, karın var. Bunlar da çocuklar mı lan? Güzel. Aferin lan Aziz. Evet çocuklar, evi de vermiştim, teyyare yapacaktınız. Yaptınız mı? Bakayım. Gören bakayım teyyarelerinizi, kaldırın bakayım. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Çok güzel. Uçurun bakayım şimdi. Olsun. Eyvallah. Yazık bu kıza. O sakatla ne yapacak şimdi? Allah kimsenin başına böyle bir şey vermez. Kendimi öldürsem de böyle bir zavallıyla hayatta evlenmezdim. Ağzından pis tükürük çıkıyor. Vallahi ben canıma kıyardım gene evlenmezdim. He. Üzüldü zavallı. Karıya bilmek, ata bilmeğe benzemez ha. Deliği buldun mu lan o deliği? Ulan karının güzelliği de herkes konuşuyor. Yok, yapmayın kardeşim, ayıptır ya. Gel, gel, gel. Ben gider gibi burada.
karısı nerede? Onlar niye gelmedi? Baba, gelin yemeği odaya götürdü. Kızım. Yok bir şey ama. Hazret bak böyle. Bu Hazret'i ben iyi görmüyorum. Hazret'in Hazret'in nereye gidiyor? Herhalde gene böyle. Thank you.
mı sen? He? Aziz lan. Aziz, gözünü seveyim. Kurban olayım sana. Gel buraya derdini anlat bana. Hadi. Anlat bana Aziz. Tamam o zaman. Sen atlayacaksan ben de atlayacağım. Hadi atla bakayım. Ağlıyor musun sen? Sen derdini yazacaksın. Ben okuyacağım. Çare bulacağım sana. Yeter ki sen üzülme. Ağlama olur mu? Ha? Azizim. Kardeş. Hadi. Hadi kurban olayım gel benimle. Gel Aziz. Hadi gel. Gel. İnan bana. Gel. Yine güzel kardeşim. Gel. Aziz! Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Her şey yolunda. Aziz bugün okulda değil. Niye? Tatil yapacağız. Babam yoksa hasta olmasın. Bak getir. Bak getir. Şimdi ganelerinizi dağıtacağım. İçeri girin bakayım. Yavaş, yavaş. Azze abi. Azze abi. Aziz yok, karısı da yok. Abim mektubu bırakıp gitmişler. Mektubuma başlamadan evvela selam eden, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Biliyorum, hepiniz üzüleceğiniz ama ben buralardan gitmeye mecbur kaldım. Beni hiç kimse anlamadı, dinlemedi. Ana, baba,
Sizinle konuşmak için her şeyimi verirdim ama konuşamadım. Beni affedin. Köydeki herkes konuşamadığım için, sakat olduğum için deli diye benimle dalga geçtiler senelerce. Mühim değildi. Ama artık ben 31 yaşındayım. Benim bir garım var. Köydeki insanların garıma laf söylemeleri çok zoruma gidiyor. Ben kendim için değil, garım için gidiyorum. Belki gittiğim yaban ellerde benimle sakat olduğum için dalga geçmezler. Sakın bizi merak etmeyin. Bir gün muhakkak geri geleceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Atımı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Hadi bakayım. Ben de büyüyeceğim, malim olacağım. Bir daha buralara ne zaman gelin bilmiyorum. Sizleri, yaptığınız iyilikleri ölünceye kadar unutmayacağım. Ne kadar mert, ne kadar yürekli insanlarsınız. Bana kapılarınızı açtınız. Garılarınız üşümeyeyim diye hayvan bokundan tezek yapmayı öğrettiler. Haydar abim, eşkıyalardan kokmuyor mu artık? O aslanla mektebin inşaatında yardım ettiler. Bu çocuklar, bana bakın çocuklar. Ömrüm yeterse inşallah okuyacaklar. Kimi mühendis, kimi doktor, kimi de muallim olacaklar. Bunda Aziz'in karnesiyle yaptığı resim. Benim 6 tane oğlum var. 7.'si sen oldun. Ben fazla konuşamam. Hadi git. 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 Katırışıma. Mahir oğlu. Sana Aziz'ime soracaktım lakin
sormayacağım. Hadi yolun açık olsun. Bir araba geliyor. Baba, bir araba geliyor araba. Taksi geliyor taksi. Koşun, taksi koşun. Geliyor, bir araba geliyor araba. Allah acaba gelen kim? Benim gözüm görmüyor. O kimdir? Hoş geldin. Hoş geldin Halim Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hayır oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Karım. Sen de hoş hadi geldin kızım. Hoş bulduk. Arkadaşlar, saçlarınız, bıyıklarınız çok güzel olmuş. Maşallah. Maşallah. hadi hadi dışarıda durma, içeride dur. Arkadaşlar durun. Kimi getirdin biliyor musun? He.
Aziz oğlum. Bu sensin. Ben baba. Aziz. Sen konuşuyorsun. Şükürüm yarabbim. Konuşuyorum ana. Hepinizi çok özledim. Sen iyi olmuşsun. Ameliyat oldun. Yok baba. Ben karıma aşık oldum.